Kiralar 5845 liraymış. Nerede öyle bir kira var? Ben kiralayayım ne kadar varsa. TÜİK enflasyonu hesaplarken böyle hesaplıyormuş abi. Liste yayınlandı. Doktor muayene ücreti 34 lira. Ya bunların hepsi yalan. Nasıl yalan? Yalan tabii dostum. Böyle Türkiye bir kira mı var ya? İstatistik kurumu yalan ya mı söylüyor? Vazgeçin yalan bunların hepsi dostum ya. Yalan mı söylüyorlar abi? Resmen yalan söylüyorlar ya. Aynen. Ne kadar abi kiralar? Kiralar en düşük kira 15 bin lira. En düşük kira bodrum katları, bahçe katları, rutubetli yerler. Yani var mı öyle ya? Yaşayacağımız yer ne kadar abi? 20 bin, 25 bin. 20-25. O da burada biraz elit yerlere git, Ataköy'lere git. 40 bin, 50 bin. İstanbul dışına çıksak mesela? Başka İstanbul dışına çıksan nereye çıkarsan çık ya. 10 binin altında köy yerlerinde kira yok ya. Mesela zeytinyağını 114 lira olarak hesaplamışlar. Siz zeytinyağı alalım, ne kadar toptan alalım. Zeytinyağı evimize girmeyeli belki 6 sene oldu ya. Bu iktidarda zeytinyağı almak mümkün mü? Değil mi? Değil tabii dostum ya. Peki siz ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Millet neden suç işliyor sizce? Neden abi? Neden sokakta böyle bir sürü suçlar çoğalıyor? Neden abi? Neden gençlerimize sahip çıkmıyorlar? Verdikleri asgari ücret ev kirasını karşılamıyor. Bunun gibi binlerce şey sayabilirim ya. Yeterli değil mi sence? Suç oranı buna bağlı olarak artık. Tabii ki buna bağlı ya. Hangi gençlerimiz ya okuyor, üniversite bitiriyor da bir iş bulabiliyor. Buldukları işte, al kızım benim üniversite okuyor. Okutuyorum. Kıt kanaat geçiniyoruz, boğazımızdan kısıyoruz. Kızım askeri ücretli. Yok yarısı da stajyer maaşıymış. Bir dahaki ay askeri ücretmiş. Ne oldu bizim gençlerimizin haline? Toplasanız herhalde eğitimine ne kadar para harcamışsınızdır? Çok ciddi paralar dostum. Gerçekten 2 milyon ciddi gitmiş mi? Muhtemelen. Ben sıfır dairemi hiç içinde oturmadan sattım. Satmak zorunda kaldım. Banka borçlarımı kapattım. Kalanını da işte kızımın, 3 kızım var. Geleceğini harcadık bunları. Kendim de gittim eski daire aldım. Geri kalan hesabı da siz yapın. Anladım. Yani siz evladınızı okutmak yerine bir ev alıp verseydiniz en azından kira ödemezdi. Belki de daha bankaya kârlıydı. Faize de koyabilirdim ama işte bir umut gelecek ya. Anladım. Belki bir umut. Belki çocuğumuz güzel bir yerlere gelebilir. Röportaj için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 5845 liraymış ev kiraları. Ya nerede? Abi TÜİK öyle diyor. Gitsin anasına tutsun. Ne yapsın? Anasına tutsun o evi. TÜİK mi? He. Anasına mı tutsun öyle? 5 liraya mı var yani? Akıl mantık var ya. 20 bin liradan aşağıya mı var yani? Abi TÜİK öyle söylüyor abi. Yalancı hepsi. Ne diyor? Doktor muayenesi de 34 liraymış. Uzman doktor. Hadi ya. Bir şey demiyorum. Sen zeytinyağı da 114 liraymış abi. Hadi ya. Siz ne kadar alıyorsunuz? Evime zeytinyağı girmiyor ki. 300 liradan aşağı mı? 300'den aşağı. Aşağı var mı? Yok. Yok tabii. Ben de almadığım için bilmiyorum. Ben de sana soruyorum. Girmemiş ki de. Normal yağ 5 kilosu 230-240 lira. Sıvı yağ. Siz genel geçimlerden ve ekonomiden memnun musunuz? Hiçbirinden memnun değilim ben. Emekli kaç para onu alacak? Kira mı verecek? Evde mi yiyecek? Fatura mı yatıracak? Çocuklarına harçlık mı verecek? Hangisini yapacak? Alsın onlar kendilerine geçinsin o parayla. Hep şerefsiz onlar. Bir şey demiyorum. Hep şerefsiz. 5845 liraymış ev kiraları. Haberiniz var mıydı? Yani evet vardı, daha bile fazla hatta. 5845 neymiş, bu bölgede mi? Yok hayır. TÜİK'in verilerine göre. TÜİK enflasyonu hesaplarken. Ya o oranda değil yani. 10-15 arasında doğru düzgün bir yer bulunmuyor genelde. Öyle biliyoruz biz ama yakın çevremizde. Mesela doktor muayenesi 34 liraymış. Siz ne kadar muayene oluyorsunuz? 34 lira. Nerede? Hangi ülke o? Biz oraya gidelim. Kanada falan mı? Türkiye İstatistik Kurumu verisi olduğuna galiba Türkiye olması gerek. Ha yok, bana hiç Türkiye gibi gelmedi ama. Zeytinyağı tüketiyor musunuz? Evet. Ne kadar alıyorsunuz kilosunu? Litresini pardon. Çok çok pahalı. Yani litresi nereden baksanız 500. 500. Evet. 114 liraymış burada. Ne güzel. Neresi orası? Biz o marketten alışveriş yapalım. TÜİK AVM mi açsa acaba? Bir alışveriş merkezi mi açsa? Ne yapsa? Galiba olabilir. Olabilir evet. Buradan alışveriş yapalım. Olabilir. Olabilir. Yani bu fiyatlar yani herhalde 2024'ün değil. Mesela öyle bir şey olmuş. Cep telefonu faturası ne kadar ödüyorsunuz ayda? Bizim şirket attı. Bizim şirket attı. Ona hiç bakmayayım o zaman. O 50 lira falan çıkar. Cep telefonu 206, internet 205 liraymış. Ha, ev interneti. İyi, çok güzel. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Onu tutturmuş mu? Yani işte aşağı yukarı. Genelde aşağı oluyor hep. Evet. Yukarı olmuyor pek herhalde. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ev kiraları 5845 liraymış. Haberiniz var mıydı? Ev kiraları. Evet.
Yok, haberim yok. Allah. Ne kadar oturuyorsun? Ben de kirada oturuyorum. Yani ben eski bir binada oturuyorum hatta. 3 artı 1 evim var. 18 bin lira kira veriyorum yani. 18 bin lira? 18 bin lira kira veriyorum. Bağcılar'dayım. Bu veriler nereden oluyor acaba? Bu, TÜİK öyle hesaplıyormuş. TÜİK öyle hesaplıyorsa... Doğrudur. Doğrudur diye. Doğrudur diye. Uzman doktor muayenesi 34 liraymış. 34 lira. Evet. Uzman doktor muayenesi. Evet. Geçen gün doktor muayenesi, göz doktoru muayenesi oldum. 800 lira muayene ücreti verdim. Ne kadar? 800 lira. 800 lira? 800 lira. Allah Allah. Peki zeytinyağı tüketiyor musunuz? Yok. Yani zeytinyağı. Evinizde hakiki internet zeytinyağı var mı? Var. Ne kadar? İnternet var. Marka vereyim mi? Evet. Yani TürkNet şey yapıyorum. 400 liraydı. Önümüzdeki ay 500 lira olacak. Olacak. Evet. Onu da 205 lira olarak hesaplamışlar. 205 lira olarak hesaplamışlar. Evet. Bir de fiber mi acaba? Bilmiyorum. En son ne zaman taşındık? Valla ben daha yeni evliyim. Bir 10 aylık evliyim. Yani 10 ay önce taşındım. Ne kadar nakliye ücreti verdiniz? Hatırlamıyorum ama 10 ay öncesinin minimum bir 20 lira vardı. 20 bin lira vardı. Yani 9.618 lira olarak hesaplanmış o da. Tabii çok güzel. İnsanların akıllarıyla güzel oynuyorlar. Çok güzel oynuyorlar. Peki TÜİK'in açılımını biliyor muyuz acaba? Türkiye İstatistik Kurumu değil miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Onu da yanlış biliyorsun. Onu da yanlış biliyorum. Tayyip'i üzmeyen İstatistik Kurumu. Aa, doğru. Doğru. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olsun, kiralar 5 bin liraymış. Haberin var mı? Oo, 5 bin lira mı? Aynen. 15 bin lira değil miydi abi? Yok, 5 bin liraymış. Nerede? İşte, Türkiye genelinde. Ucuzmuş abi 5 bin liraysa ya. 5 bin lira. Var mı? Bulabiliyor musun 5 bin lirayı? 5 bin lirayı bulamayız abi. Nerede var? Burada hangi evi sorsam 5 bin lira? TÜİK enflasyonu açıklarken öyle hesaplıyormuş. 5.845 lira olarak yalan hesaplıyormuş. Yalan abi, yalan abi ya. Nerede? 5 bin lirayı bana bul abi. Ben gidip oturayım. Yüzüm seni. Ama TÜİK öyle hesaplıyormuş. Yalan söylüyorlar belki. Yalan söylüyorlar. Güvenmiyor musun TÜİK verilerine? Ben hiçbir şeye güvenmiyorum. TÜİK'i biliyorsun değil mi TÜİK? Yok. Tam olarak ne oluyor? Yani şey, sistemi açıklayan. Yani ev... TÜİK enflasyonu hesaplayan kurum. Türkiye İstatistik Kurumu. Ben güvenmiyorum abi onlara, hükümete de, onlara da hiçbirine güvenmiyorum. Hiçbirine güvenmiyorsun. Neden bu güveni sağlayamıyorlar sende? Abi çünkü düşünsene, kaç sene, yani 20 yıldır ne ekonomik sistem iyi, ne eğitim iyi, ne de başka bir şey iyi. Yani her sene daha da kötüye düşmüyor mu? Anladım. Çünkü biz ilk kiraya girdiğimizde kiralar 8 bin liraydı. Şey, neyse ki 2 bin lira, ben hatırlıyorum ilk İstanbul'a geldiğimizde kiralar 2 bin liraydı. Şu anda bizim evimiz yıkılıyor şu an, kentsel dönüşüme girdi. Bu kentsel dönüşüm, biz evi almadık önce 500 bin lira falan almıştık. Şu an kentsel dönüşüme 2,5 milyon para istiyorlar. 2,5 milyon. Biz şu an 18 bin liralık bir evde kirada oturuyoruz. 3 artı 1 ev, çok kötü bir ev. Ama yapacak bir şey yok. O evi alacak mıyız? Yani eski kendi evi... Taşınabilecek misin bilmiyorum. Geçemeyiz ki. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ev kiraları 5 bin liraymış. Evet. Doğru mudur? Daha fazla, biliyor musun? Ekonomi bayağı batmış durumda. Hadi ya. Vallahi Kur'an çarpsın. Çalışıyorum, motor kuryeciyim ben. Kuryesin. Ne kadar gelirim var? Günlük nereden baksam 750-800 lira para alıyorum. Güzel. Bir saat, 1,5 saatle 2 saat içinde bitiyor para. 1,5 saatte vallahi bitiyor. Bütün gün çalışıyorsun. Paranın hiç değeri yok bu Türkiye'de. Anladım. Türkiye batmış durumda. Kiralar ne kadar? Şu an ben ayrı eve çıkmaya çalışsam sana şöyle söyleyeyim. En fazla 15-16 lira. 15-16. Vallahi. Peki sen bu paralara ev kurabilir misin mesela? Bir gelecek hazırlayabilir misin? Ben kendime güvenerek, vallahi Kur'an çarpsın, istemeye gittim. Allah belamı versin, kendime güvenerek ev tutmuyorum. Kur'an çarpsın sana öyle. İstemeye gittim. Yok, verdiler, aldım. Ha, verdi. Annem bana diyor eve çıkartayım, ben kendime güvenerek çıkmıyorum. Anladım. Vallahi. Peki, çalışıyor mu? Çalışıyorum. O da çalışıyor. Ne? Sen garsonluk. Garsonluk yapıyorum. Sen ne kadar gelir alıyorsun mesela? 570 lira. 570 lira günlük. Hı hı. O nasıl bir para 570? Ya 600 olur ya 500 olur. Öyle oluyor. 570. Evet. Artı bahşişler var. Evet. Senin de aynı şekilde. Yani toplamda aşağı yukarı eve 40 bin lira para girecek. Tabii abi. Yani. Ama geçinemeyecek misin? Geçinemem. Ben o işin altına giremem diye düşünüyorum. Ekonomi batmış durumda yani. Ev kirası 5 bin liraymış. Doğru mudur? Öyle bir şey olur mu? Ev kiraları 5 bin liraymış. Mümkün mü öyle bir şey? 5.845 liraymış. Öyle bir şey mümkün değil ki. Değil mi? Neredeymiş? TÜİK enflasyonu hesaplarken onu baz alıyormuş. Yok, mümkünatı yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir ev yok mu? Öyle bir ev yok, öyle bir şey yok. Bulamaz mısın? Bulamazsın. Bodrum katlardaki odalara o fiyata vermiyorlar. Bodrum kattaki bir odayı? O fiyata vermiyorlar. O fiyata vermiyorlar. Abi şimdi enflasyon verilerini hesaplarken TÜİK bunları baz alıyormuş. Evet. Uzman doktor muayenesi 34 lira mesela. Siz 34 liraya muayene oluyor musunuz? Hayal alemde yaşıyorlar. 114 lira zeytinyağı. Evet. İnternet faturası 205 lira.
Biz niye 510 ödüyoruz o zaman? Ben 510 ödüyorum. Onlar mesela hangi galakside yaşıyorlar sormak lazım. Bunlar Türkiye galaksisinde yaşamayanlar mı? Yok, yok. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen durumlar. Peki abi, TÜİK'in açılımını mı biliyor muyuz abi? TÜİK ne demek? İstatistik Kurumu. Türkiye İstatistik Kurumu. Yanlış biliyor. Onu da yanlış biliyor. Neymiş? Tayyip Üzmeyen İstatistik Kurumu. Peki. Kolay gelsin size. İyi akşamlar. Ev kiraları 5000 liraymış. Doğru mudur? Hayda 5000. Var mı? 5845 lira olarak hesaplanıyormuş. Doğru hesaplıyor. TÜİK mi hesapladı? TÜİK hesaplıyor. Nasıl da bildin ama? TÜİK doğru hesaplar. Doğru hesaplar. Ha. Başındaki adamla beraber doğru hesaplar. Kim o abi ya başındaki adam? Biri var da. Sen ya iyi, benden iyi bilirsen. Onlarla beraber diyorsun. Onlarla beraber. O ne dese o olur. Tabii. Bana oy ver. Hı-hı. Güven bana. Her şey iyi olacak. Ekonomi düzelecek. Düzeldi. Anasını ağlattılar. Herkese mütehaz yaptılar. Abi, sen şeker fabrikasını kapat. Amerika'dan şeker al. Doğru mu yaparsan? Zengin ülkeyiz abi biz. Zengin. Anasını bastırıyoruz alıyoruz. Biz ne amele gibi çalışacağız değil mi abi? Niye? Şeker fabrikasında çalışan adamlar ne olacak? Azından gebersin mi? Abi olur mu öyle şey ya? Biz zengin ülke değil miyiz abi? Çok zengin sen görürsen. 1050 odalı sarayımız var bizim. Hangi ülkenin var? Ya. Beyaz Saray bile o kadar tane, değil. 17, 14 tane uçağın olsa ne olur? Sen cebinde kuruş olmayan nasara uçağın olsa ne olur? Abi sen TÜİK'in açılımını biliyor musun? TÜİK ne demek? Türkiye İstatistik Kurumu. Değil. Nedir? Türkleri üzmeyen istatistik kurumu. Hiç çok üzmüyor bizi. Ne üzecek ya? Yukarıdaki adam ne dese aşağıdaki adam olur. Mesela uzman doktor muayenesi 34 liraymış. Siz ya, kaça muayene oluyorsunuz? Bak, muayene oldum. Sağlık harcaması 700 lira bir iğnesine verdim. Güvenin bana, oy verin. Verdiler, güvendiler. Kefeni giydiler, ak kefenle gezdik biz dediler. Ancak Türkiye'nin anasını ağlattılar, Amerika sattılar. Her şeyi satacak. Bir babalar kimi satarız? Bütün fabrikalar satıldı mı? Satıldı. Emekli maaşı ne kadar? 10.000. Al bir dakika bak. 3.960 lira. Ben emekli maaş aldım. 3.960 lira? 60 lira. Emekli maaşı aldım. Herkese zayen yapıyorlar. Ben doğru konuştuğuma göre her defa konuşuram kesirler. Şimdi sizden konuşuram ya. Yine kesecekler. Kessinler. Kesmeden yayınlarız. Yok iyi. Vallahi. Siz kesmeden yayınlarsınız. Vallahi billahi kesmeden yayınlayacağım. Yayınla. Ev kiraları 5000 liraymış. Haberin var mıydı abi? 5834 liraymış. Dalga mı geçiyorsun öyle? Ne 5000 lirası? Yok abi, TÜİK öyle verir. Ya, TÜİK'e bakmasan, TÜİK'i reis ne derse ona göre verir. TÜİK'e bakmasan. TÜİK enflasyonu hesaplarken böyle hesaplıyormuş abi. 5845 lira ev kirası. Yok, çocuk kandırmasınlar yani, karşılarında çocuk yoktur. 34 lira doktor muayenesi. Uzman doktor muayenesi. İnanıyor musun? Sen gençsin, ona hiç inanıyor musun? 34 lira doktor selam bile almaz yani. Peki siz ne kadar zeytinyağı alıyorsunuz? Burada 114 lira olarak hesaplanmış. Yani 114 liraya zeytinyağı yok şu anda yani, o yalan yani, kesinlikle yok. Peki abi, bu TÜİK neye göre hesaplıyor? Ya TÜİK reisin şeyine göre hesaplar. Reisin Merkez Bankası Başkanı'na, Hazine Bakanı'na göre hesapları. Anladım. Ya, kurumun bağımsız olması gerekmiyor mu? Bağımsız olması gerekir de bağımsız mı? Yok, değil. Değil mi? Değil canım. Peki abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ev kiralarını soruyoruz. 5845 liraymış ev kirası, haberiniz var mıydı? Nerede var? TÜİK öyle hazırlıyormuş abi. Enflasyonu hesaplarken TÜİK 5845 lira olarak hesaplıyormuş ev kirasını. Nerede? Nerede abi? Biz onu soruyoruz. Tamam, nerede? Nerede vardır böyle evler? Yani bu evler ancak köyde, baraka, ahır. Yani bu hayvanlar için mi, insanlar için mi? İnsanlar için. O zaman TÜİK Başkanı'na sormak lazım. Öyle bir ev varsa. Gerçi 5845 belki köpek kulübesi de olabilir. Yani ev kirası yazmışlar ama köpek evi kirası mı diye düşündünüz. İşte o yüzden dedim. Ev kirası mı yani, insanlar için mi, hayvanlar için? Siz de şüphede kaldınız. Yani, şimdi öyle söyleyince ben de şüphede kaldım. Ben Adıyamanlıyım. Biz çok büyük bir deprem yaşadık. Ben oradaydım. Şu anda bile orada depreme rağmen kiralar 10.000, 12.000, 13.000. Yani en kötüsü 8.000 lira. Ve bu deprem bölgesi. Ben bir Adıyamanlı olarak söylüyorum. Adıyaman'da böyle. Ne kadara muayene oluyorsunuz? Hastane olarak. Uzman doktor muayenesi. Benim abim sigortalı olmasına rağmen özel hastanede. Yok, normal devlet hastanesi. Devlet hastanesine randevu alamıyoruz ki.
randevu alamıyoruz ki manyolar. Yani, tabii randevu. Yok, onu da 34 lira olarak hesaplamışlar, o yüzden söylüyorum. Türkiye'de mi? Evet. Ben bir şey diyemeyeceğim. Peki, teşekkür ederim. Burası neresi? Şirin'de. Türkiye'ye mi bağlı? Evet. Yani İstanbul. Evet. O zaman TÜİK Başkanı herhalde ya Türkiye'de yaşamıyor. Ne bileyim, belki Afrika ülkeleri olsun. İşte Venezuela falan herhalde oralarda yaşıyor. Burası Türkiye. Yani o kadarını söyleyeyim sana. Teşekkür ederim. TÜİK Başkanı'na da buradan selam söylüyorum. Aleykümselam. Tamam. Kendisine çok iyi baksın. Kirada mı oturuyorsunuz? Değil. Kirada oturmuyorsunuz? Yok. Peki kiralardan haberiniz var mı? Eşitiyorum. Evet. Ama ne diyeyim? 5845 liraymış ev kirası. Ya. Her şeyi eşitiyorum diyorum. İlgilenmem. İlgilenmem. Yok. Beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. Peki, Allah Allah herkese sabır ve sağlık versin. Amin. Teşekkürler efendim. Abi kiralar 5000 liraymış, haberiniz var mı? Kaç? 5000'miş. 5800'müş. Ya yalan. Nasıl yalan? Nerenin abi kirası? Abi TÜİK açıklamış. TÜİK enflasyonu hesaplarken evet, ev kirası 5845 lira olarak hesaplıyormuş. Kaç metrekarelik ev? 30 mu 25 mi? Bilmiyorum abi. Uzman doktor muayenesini 34 lira olarak hesaplıyorlarmış. Benim dün mahkemem vardı. Neden dolayı abi? Kameralar böyle yakaladı beni. Evet abi. Böyle konuştum. Vallahi dün evrakı da cebimde gösterebilirim. Daha iki davam daha var. Bana hakaret mi ettin? Bir şey mi söyledin? Küfür mü? Oo. Abi öyle yaparsın tabii ki. Yani. Abi öyle her doğru her yerde söylemez. Hakaret de edilmez bak. Öyle olmazsın. Sen hakaret edersen ama hani vallahi bir şey söyle ama o öbür 5 seneye kadar rahat durarsam param ve hapis cezası kaldırılacak. Açıklanması ertelendi. Yani 5 sene susarsam. Onun için bana sorular şimdi sorma. Şimdi gerçeği söyle ama böyle hakaret ettim olmaz böyle, o yanlış. Sen ya ne diyorsun abi? Gerçeği için abi. TÜİK verilerine göre ev kirası 5800 olarak hesaplanıyormuş. Ya TÜİK var şimdi, mı Türkiye'de böyle bir yer? Ya TÜİK pek fazla gerçekte de TÜİK mesela şey yapıyor. Mesela nedir? Bu nasıl söyleyeyim? Bu dershane paraları, ondan sonra bu eğitim sistemiyle ilgili paralar, bu sağlık mesela özel sağlık sigortasıyla mesela ilgili şeyler, onlar da ekliyor. Normalde aslında onu eklememesi lazım. Herkes çocuğunu... Bak TÜİK raporlarına göre mesela uzman doktor uzman doktor muayenesi 34 liraymış. Ya o da niye ondan? Vergi kaçak gösteriyorlar. Mesela nedir? Vergi düşük vermek için doktor olsun, esnaf olsun herkes düşük gösteriyor. Yani doğruya doğru. Mesela şimdi gidin şuradaki esnafa, bu ana cadde mesela Şirinevler, git esnafa basit usul gösteriyor. Mesela ara sokaktaki bir terzi de aynı vergiyi veriyor. Adam 5000 lira kira veriyor. Ufak bir terzi 5000 lira kira veren aynı vergiyi veriyor. Bak bu ana caddede adam 50.000 lira 100.000 lira kira veriyor. Günlük belki yani 50.000 lira 200.000 lira ciro yapıyor. O da aynı vergi veriyor. Ama düşük gösteriyor. Yani bizim halkımız ilk başta iğneyi kendine çuval zehirle batır derler ya. İlk başta halk kendine soracak. Ben vergimi düzgün veriyor muyum? Doktor da vermiyor, öbür esnaf da vermiyor. Kimse vermiyor ki. Var mı? Doğru değil mi abi? Vergisini doğru düz gösteren yok ki. Herkes basit usul gösteriyor. Yani ilk başta tam üsttekilere herkes kızıyor. Tam onlara da suçu var. Ama halk ilk başta kendine kızması lazım. Ben niye vergimi düşük gösteriyorum? Adam, bizim insanımız yani işi üçkağıtçılık peşinde yani. Esnaflık yapıyor. Yani en düşük nasıl gösteririm onu peşine düşüyor. Adam günlük diyor mu 20.000 lira 30.000 lira ciro yapıyor. Kendini basit usul gösteriyor. Niye doğru düz göstermiyor? Peki abi, teşekkür ediyorum onlara. Mesela Eminönü'nde mesela düşün. Eminönü mesela İstanbul'un en işlek yeri değil mi? Evet. Bak yine aynı örnek vereyim. Oradaki mesela bir esnaf hani dünyanın kirasını veriyor. Bak şu ara esnaftaki aradaki mesela terzi, kuaför, berberde mesela o da aynı esnaf, o da aynı esnaf. O dünyanın cirosunu yapıyor. Buradaki adam sinek yavlıyor ama vergiye gelince ikisi de aynı vergi veriyor. Aynı çevre vergisini ödüyorlar. Yani öyle bir saçmalık olmaz ki. Yani ilk başta halk kendi kendisi sorgulayacak. Tamam, üsttekilerin sıkıntı şeyi var. Ona ben bir şey demiyorum. Onlar da hataları var. Ama ilk başta halk kendini düzeltmesi lazım.